Merhaba arkadaşlar. Diferansiyel denklemler dersimizin birinci bölümünün ikinci videosunda tekrar birlikteyiz. Bir önceki videoda yaptığım literatür çalışmasında diferansiyel denklemlerin 7 farklı kullanım alanı olduğunu gördüğümü belirtmiştim. Bu sayı hocaların tespitine göre artabilir ya da azalabilir, çok önemli değil. Ben bunu 7 olarak belirledim. Şimdi ilk örneğe bakalım arkadaşlar. İlk uygulama yeri eğri ailelerinin diferansiyel denklemlerinin kurulması konusu. İlk uygulama yeri. Bunu problem 1.1 ile açıklamaya çalıştım arkadaşlar. Bakın, problem 1.1'de 1.14 formülünde arkadaşlar bize bir denklem verilmiş. Bakın, bu denklemde arkadaşlar türev yok. Ne var? X'e bağlı fonksiyonlar var ve C var. C dediğimiz arkadaşlar bir sabittir. Biz buna parametre de diyoruz. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bu bir denklemde türev yok ve çözümde C varsa bu ilkel olarak adlandırılır ve bir önceki videoda söylemiştim ve diferansiyel denklemin çözümüdür bu görmüş olduğumuz. Yani genel çözümdür. Biliyorsunuz diferansiyel denklemlerin bir genel çözümü var, bir de tam çözümü var. Bir mühendis adayı piyasada lazım olan genel çözüm değildir. Tam çözümdür. Fakat tam çözümü ulaşmak içinse size ilk koşul verilmesi gerekir ya da ilk koşullar verilmesi gerekir. Bu konuyu daha sonra detaylı olarak inceleyeceğim ama bu aşamada şunu söyleyebilirim. Eğer ilk koşul verilmemişse sizler genel çözüm bulabilirsiniz. Bir genel çözümün diğer adı da ilkeldi. İlkeli nereden anlıyorduk arkadaşlar? İçinde C ya da C'lerin olmasından anlıyoruz. Şu anda 1.14 içinde C var. O halde bu bir ilkel, yani genel çözüm. Peki bu genel çözüm verilmişse bize ne istenebilir arkadaşlar? İstenen şey şudur. Bu genel çözümü üreten diferansiyel denklemi bulunuz sorusu gelir. İşte eğri ailelerin diferansiyel denklemin kurulması bu tür bir arayışa bir örnek olarak verilmiştir kitabımızda. Şimdi arkadaşlar, amaç şudur bu tür yaklaşımlarda. Yani elinizde diferansiyel denklem değil de diferansiyel denklem çözümü varsa ve size bu çözümü üreten diferansiyel denklem soruluyorsa yapılması gereken şeyin felsefesi şudur arkadaşlar. C ya da C'leri yok edeceksiniz ve içinde yalnızca türev ifadesi bulunan bir denklem elde edeceksiniz. İşte bunun adı diferansiyel denklemdir. Yani sonuç burasıdır. Şimdi bununla ilgili bir başka bilgi vereyim arkadaşlar size. Şimdi 1.14 eşitliğinde bir tane C var. İki pay ve payda da C olmasını ayrı C olarak saymayın arkadaşlar. 1.14 ifadesinde toplam C sayımız 1'dir. Paydaki C ile paydadaki C aynı olduğu için toplam C sayımız 1'dir. Şimdi bu ne anlama geliyor sevgili arkadaşlar? Eğer genel çözümde C'nin sayısı 1 ise bulacağınız, problemin çözümünde bulacağınız diferansiyel denklemin mertebesi de 1'dir. Eğer 1.14'te pay ve payda da, örneğin payda C1, payda da C2 olsaydı, bu durumda iki farklı C olduğu için toplam parametre sayımız 2 olacaktı ve sizin aradığınız diferansiyel denklemin mertebesi de 2 olması gerekecekti. Eğer siz problem 1.1'i çözerken karşınıza ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem çıkmışsa, kesinlikle hata yaptığınızı gösterir bu. Çünkü 1.14 ifadesindeki C sayısı 1'dir, mertebenin 2 çıkması mümkün değildir. Bu açıklamadan sonra arkadaşlar gelelim problem 1.1'in çözümünün nasıl yapılacağına. Şimdi arkadaşlar deniyor ki y eşittir c çarpı cos x çarpı x bölü c çarpı sinüs x eksi x ifadesinin ait eğri ailesinin diferansiyel denklemini kurunuz. Bu ne demek arkadaşlar? Daha Türkçe bir ifadeyle bu genel çözümü ya da bu ilkeli üreten diferansiyel denklemi bulunuz demek isteniyor. Yöntem ne arkadaşlar? C'yi yok etmek, değil mi? Şimdi yapılması gereken şey şu arkadaşlar. Siz 1.14 ifadesinin içler dışlar çarpımı yaparsanız karşınıza 1.15 ifadesi çıkar arkadaşlar. 1.15 ifadesi. 1.15 ifadesinde düzenlerseniz arkadaşlar karşınıza 1.17 ifadesi çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar demiştik ki size az önce 1.17 ifadesinde C var mı? Var. Eğer diğer bir denklemde C varsa bu ilkeldir. Biz ne arıyoruz? İlkel aramıyoruz. Bu ilkeli üreten diferansiyel denklemi arıyoruz. Peki ne yapmamız gerekiyordu sevgili arkadaşlar? C'yi yok etmemiz gerekiyordu. O halde 1.17'de C'yi nasıl yok edersiniz arkadaşlar? İki tarafın türevini alın arkadaşlar. Sol taraftaki ifadenin
x'e göre türevini alın. Sağ taraftaki ifadenin x'e göre türevini alın. Sol taraftaki ifade c bir sabit olduğu için türevi sıfırdır arkadaşlar. Bir kestin türevi nasıl alınır? Payın x'e göre türevi çarpı payda, eksi paydanın x'e göre türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Çocuklar bu işlemi yaptığınız zaman, uzun bir işlem bu, karşınıza 1.19 çıkacak. Bakın şimdi arkadaşlar 1.19 yorumlayalım. Şu 1.19 değil mi? Şimdi bakın bakalım 1.19'un içinde c var mı? Yok. Doğru mu arkadaşlar? Peki fonksiyonda türev var mı? Var. Y var mı? Var. X var mı? Var. O halde bu bir diferansiyel denklem mi? Evet. O halde bu diferansiyel denklemi yakaladık. Peki ben size ne demiştim? 1.14 sorusunda arkadaşlar kaç tane c vardı? Bir tane c vardı. Bakın pay ve paydadaki c'yi saymıyorsunuz. Toplam c sayımız 1. Doğru mu? Payda da c var, paydada da c var. O halde c sayımız 1 ise türevinde birinci mertebeden olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar doğru bulmuş muyuz? Bakın y üssü. Ne demek bu? Birinci mertebeden demek. O halde problemde aradığınız sonucu 1.19 ifadesiyle bulmuş olduk. Siz çocuklar bu diferansiyel denklemi ileride öğreteceğim yöntemle çözerseniz genel çözüm olarak 1.14'ü bulmanız gerekir. Bunu asla unutmayalım. Arkadaşlar ikinci örneğimizde diferansiyel denklemin kullanıldığı ikinci örnekte geometrik problemlerde karşılaşıyoruz. Bunu da anlatmak için size bir örnek vermişim. Problem 1.2'de deniyor ki soruda y eşittir e üzeri x eğrisinin teğetlerinin diferansiyel denklemini bulunuz. Arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir eğri denklemi verilmiş ve bunun teğetlerinin diferansiyel denklemi. Dikkat ederseniz arkadaşlar herhangi bir noktadaki teğet denmiyor. Tüm teğetlerinin diferansiyel denklemi isteniyor. Bu soru önemli. Şimdi arkadaşlar çözüme bakalım. Eğer biz örneğin bakın şekil 1.1'de de göstermişim. Ben şöyle bir eğri varsa elimizde y eşittir e üzeri x eğrisi varsa x1 y1 noktasındaki teğetin denklemini bulmak istiyorsam denklemde x yerine x1, y yerine y1 yazdığınız zaman şu görmüş olduğunuz p noktasını bulacağım demektir. Değil mi arkadaşlar? Ama unutmayın sorumuz sorumuzun cevabı x1 ve y1'den bağımsız olmak zorunda. Çünkü soruda şu noktadaki teğetlerinin denklemi denmiyor. Tüm teğetlerinin denkleminin diferansiyel denklemi soruyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi biz biliyoruz ki teğetlerin denklemi birinci mertebeden bir denklemdir ve birinci mertebeden bir denklem lise hayatından beri bildiğimiz şekilde y eşittir y1 eşittir m çarpı x eksi x1. Buradaki y1 ve x1 teğet alınan noktayı göstermektedir. Yani şu t noktasını göstermektedir. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şimdi p noktasında y eşittir ex eğrisine çizilen teğete bakalım arkadaşlar. Bu teğetin eğimine m diyelim. Doğru mu? Evet, teğetin eğimi m. Şimdi arkadaşlar ben m'yi nasıl bulurum? O denklemi yatay eksene göre türetirim. Doğru mu arkadaşlar? Bu ekseni ben yatay eksene, bu denklemi yatay eksene göre türetecek olursam, yani y'nin x'e, buradaki t yanlış olmuş arkadaşlar, düzeltelim. Y'nin x'e göre türevini alır ve x yerine x1 yazarsam arkadaşlar gördüğünüz gibi m eşittir e üzeri x1 yapar. E üzeri x1 yapar ve burada m de neydi? Türevdi arkadaşlar. M yerine de y üssü yazarım. Değil mi arkadaşlar? Şimdi m eşittir e üzeri x1 eşittir y üssü ise her iki tarafın elinin alacak olursam, yani e tabana göre logaritmasını, buradan x1 yerine elen y üssü elde ederim. Şimdi arkadaşlar bu niye önemli biliyor musunuz? X1 noktası aradığımız diferansiyel denklem çözümünde gözükmemesi lazım. Çünkü tekrar hatırlatıyorum, bizden istenen şey x1'e, x2'ye, y1, y2'ye bağlı olmayan genel bir ifade. O halde x1 yerine elen y üssü yazdığım zaman arkadaşlar x1 sayısını kullanmayacağım, artık y ya da y üssü bir ifadeye dönüşmüş oluyor. Yani genel bir ifadeye dönüşmüş oluyor arkadaşlar, bunu unutmayalım. Peki aynı zamanda p noktası e üzeri x noktası e üzeri x üzerinde olduğu için eğer ben x yerine x1 yazarsam y'de y1 mi olur? Evet arkadaşlar. Peki e üzeri x1 neydi? Türev miydi? O halde y1'de y üssü mü oldu? O halde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuradaki y1 ve x1'i elen y üssü ve y üssü cinsinden yazmış oldum. Zaten m de y üssüydü arkadaşlar. Bütün bu denklem ifadeleri, yani m yerine y üssüyü, x1 yerine elen y üssünü, y1 yerine y üssünü şu denklemde, yani şu görmüş olduğunuz denklemde yerine yazarsam sevgili arkadaşlar, bakın karşıma ne çıkıyor? Ve düzenlersem bunu, karşıma çıkan diferansiyel denklem bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördüğünüz gibi karşımda bir diferansiyel denklem var ve bu diferansiyel denklem ileride göstereceğim adı Clairaut diferansiyel denklemdir. Çözümü en kolay diferansiyel denklem türlerinden, dışının çözümüne girmeyeceğim. Ama dikkat edecek olsun arkadaşlar, siz
bu diferansiyel denklemi çözdüğünüz zaman elde edeceğiniz her bir denklem E üzeri X eğrisinin teğetlerinin denklemi olacaktır. Bunu asla unutmayalım. Arkadaşlar, literatürde gördüğüm bir başka örnek, fizik problemlerinde karşılaşılan problem tipini aldım örnek olarak. Örnek olarak y eşittir c1 çarpı cos x artı c2 çarpı sin x şeklinde bir genel çözüm verilmiş arkadaşlar. Diyor ki bu çözümü üreten diferansiyel denklemi bulunuz. Şimdi arkadaşlar, bu birinci tip örneğe çok benziyor. Birinci tip örnekte arkadaşlar, hatırlarsanız tekrar geri döneyim. Hatırlarsanız bakın. Burada bir tane c vardı. Y eşittir c çarpı cos x çarpı x, c çarpı sin x eksi x. Burada ise arkadaşlar 1.4 probleminde arkadaşlar ne var? İki tane c var. C1 ve c2. Şimdi dolayısıyla siz şunu bilmeniz gerekiyor. Bir önceki yaptığım açıklamaya bakarak. Hocam az önce demiştiniz ki c'lerin sayısı bize mertebeyi gösterir. Şimdi problem 1.4'ün, bu bir ilkel değil mi? İki tane c var, c1, c2. O halde siz arkadaşlar bu genel çözümden diferansiyel denkleme ulaştığınız zaman, ki biraz sonra göstereceğim nasıl ulaşacağımızı, y2 üssü yani ikinci mertebeden bir diferansiyel denklem bulmalısınız. Eğer üçüncü mertebeden ya da birinci mertebeden bir diferansiyel denklem buluyorsanız yaptığınız çözüm kesinlikle yanlıştır. Bunu bir kere unutmayalım arkadaşlar. Şimdi gelelim sevgili arkadaşlar bunun bu ilkeli üreten diferansiyel denklemin nasıl bulunacağına. Şimdi arkadaşlar kitabımızda şu paragraf var. Önemli bir paragraf bu. Bu tür problemlerin nasıl çözüleceğini göstermesi bakımından önemli. Diyoruz ki arkadaşlar, genel olarak n adet parametre barındıran, buradaki n'imiz kaç arkadaşlar? 2. Nedir o? C1, C2. Barındıran bir ilkel, sabitleri bulunmayan n'inci mertebeden bir diferansiyel denklem doğurur. Yani bu ne demektir? 2 adet c varsa 2. mertebeden bir diferansiyel denklem elde etmemiz gerekiyor. Aranan diferansiyel denklem, ilkel ve n adet diferansiyel denklemden oluşan toplamda n artı 1 adet denklemde parametrelerin yani c'lerin yok edilmesiyle elde edilen denklemdir. Şimdi arkadaşlar bu paragrafı açıklayalım. Bakın, elimde benim ilkel var mı? İlkel var. Bunu ben mi verdim size? Ben verdim. Değil mi? Elde var bir tane denklem var. Şimdi arkadaşlar bu ilkelin bir kere türevini alın. Neye göre? Yatay eksene göre arkadaşlar. Aldım bakın, bu çıktı. Eğer siz bu denklemin, şu görmüş olduğunuz denklemin arkadaşlar, x'e göre birinci mertebeden türevini alırsanız karşınıza 1.21 çıkar. 1.21'i bir daha x'e göre türev alırsanız arkadaşlar karşınıza 1.22 çıkar. Şu anda elimizde arkadaşlar bir denklem, iki denklem oldu. Gördüğünüz gibi 1.21 ve 1.22. 1.21'de y üssünü sağ tarafa atalım arkadaşlar. 1.22'de de y2 üssünü sağ tarafa atalım. O halde 1.21 arkadaşlar karşımıza 1.22 23 olarak çıkar. 1.23 olarak çıkar. Aynı şekilde 1.22'de karşımıza 1.24 olarak çıkar. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar artık şu ikisini silelim. Artık bundan bir önemi kalmadı. Çünkü bunlardan denklem ürettik. Şu anda elimizde arkadaşlar iki tane denklem var değil mi? Peki burada ne demişti? N artı bir denklem olması lazım demişti değil mi? Çünkü C'miz 2, yani N burada 2. 2 bir daha 3. Üçüncü denklem lazım. Arkadaşlar üçüncü denklem de soruda ben size verdiğim denklem. Yani bu. O halde bunu da aşağıya taşıdım arkadaşlar. Bakın aynen denklemi buraya taşıdım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. 2 adet türev ve ilkel, yani soruda verdiğim problemden 3 denklemi kullanarak bildiğimiz yok etme yöntemiyle arkadaşlar, yöntemiyle buradaki C1 ve C2'yi X, Y, X, Y üssü, Y2 üssü barındıran bir denklem haline getireceksiniz. Yani C1 ve C2 yok edilecek. Bakın arkadaşlar ben bunu nasıl yapmışım? Kitabınızda anlattım bunu. Eğer 1.23 ve 1.24 eşitliklerinden parametreler birbirine cinsinden elde edilir ve 1.25 eşitliğinde yerlerine konursa arkadaşlar sonuçta aradığımız diferansiyel denkleme ulaşmış oluyoruz. Bakalım sevgili arkadaşlar. Bu denklemin mertebesi kaç? Gördüğünüz gibi 2. Kaç tane c vardı? 2 tane vardı. O halde parametrelerle mertebe uyumlu mu? Uyumlu. Doğru olabilir mi? Evet. Bir hata yaptık mı? Yapmadık. Peki hocam bunun sağlamasını yapabilir miyiz? Yani 1.26 denklemi aradığımız çözüm mü? Çocuklar ileride size öğreteceğim ben size bu denklemin çözümünü bulmayı. Gerçekten y2 artı y denkleminin genel diferansiyel denklemini çözerseniz genel çözüm olarak karşınıza c1 cos x artı c2 sin x çıkacaktır.
Eğer bu bilgiyi bir yere kaydedin, ilerleyen haftalarda ben size 1.26 tipi diferansiyel denklemlerin nasıl çözüleceğini anlatacağım. Siz onu öğrendikten sonra sevgili arkadaşlar bu denklemi çözün ve karşınıza problem 1.4'te verilen denklem çıktığını göreceksiniz. Arkadaşlar bir başka karşılaştığım örnek eğri ailelerin diferansiyel denklemlerin elde edilmesi. Bunu da problem 1.6 ile ben size vermişim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bir daire var biliyorsunuz. Bu daire biraz merkezden kaçmış C'ye kadar. Dolayısıyla bunu üreten bu bir ilkel midir? Bu bir ilkeldir. Çünkü bakın C var sonuçta. Bu çözümü üreten diferansiyel denklem istenir bizden arkadaşlar. Yapmamız gereken bir önceki yöntemle aynı sevgili arkadaşlar. Burada kaç tane C var? Herhalde mertebenin de 1 çıkması lazım. Çünkü C sayımız 1. O halde ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayalım. Buradaki C'yi yalnız bırakacaksınız. Bakın burada 1.28'de bu işlemi yapmışım ben sizin adınıza arkadaşlar. Ve iki tarafın türevini alacaksınız. 2C'nin türevi X'e göre arkadaşlar 0'dır. Burada bir kesir var. Kesirin X'e göre türevi nasıl alınır arkadaşlar? Payın X'e göre türevi çarpı payda. Eksi paydanın X'e göre türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Bu işlemi yaparsanız karşınızda arkadaşlar mat 2 bilginizi kullanarak bu çıkacak. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Diferansiyel denklemin mertebesi 1 gördüğünüz gibi. Kaç tane C vardı? Bakalım arkadaşlar problemde. Bir tane C vardı. Peki hocam bu sonuç doğru mu? İleride bu diferansiyel denklemin tipini öğrendiğiniz zaman o da öğrettiğim yöntemi kullanarak bu diferansiyel denklemin çözümünün 1.27 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bir başka örnek alan hesaplamalarında karşımıza çıkıyor. Şekil 1.2'de bununla ilgili bir örnek vermişim. Deniyor ki burada öyle eğriler bulunuz ki bu eğrilerin teğetlerinin yani AB'den geçen teğetin P noktasındaki teğetinden bahsediyoruz. Kvadrat eksenlerine ayırdıkları parça yani B, O, A, C dikdörtgeni bu teğetin değdiği noktanın X ve Y noktalarının oluşturduğu dikdörtgenin 4 katına eşit olsun. Soru bu arkadaşlar. Yani söylenen şey şu. Elimizde bir eğri var. Bu eğri denkleminin P noktasında bir teğeti çizilmiş. Bu teğetin X ve Y noktasını kestiği B ve A noktalarını oluşturan şu dikdörtgenin alanı bu P noktasının altında kalan dikdörtgenin alanının 4 katına eşit olsun. Bunu sağlayan diferansiyel denklem mi bulun? Soru bu arkadaşlar. Şimdi buradaki AB noktasından geçen teğetin denklemini biz biliyoruz değil mi? Bu. Y eksi Y yıldız eşittir Y üstü çarpı X eksi X yıldız. Az önceki Y eşittir Y1 eşittir M çarpı X eksi X1 denklemi gibi. Buradaki Y yıldız ve X yıldız arkadaşlar sayı. Yani şu noktaya tekabül eden apsis ve ordinatlar. Yani P noktasının koordinatları diyebiliriz bunu arkadaşlar. Şimdi bu nasıl yapılacağız arkadaşlar? Nasıl yapılacak? Önce Y0 için teğet denkleminde A noktasına bakalım arkadaşlar. Bakın şu noktada Y'nin değeri nedir? Değil mi? Şu noktada Y'nin değeri A noktasının da Y'nin değeri nedir? Sıfırdır. Peki B noktasında X'in değeri nedir? Sıfırdır. O halde A noktasında Y değerinin değeri sıfır. X, Y ekseninde B noktasında B noktasının X değeri 0. Değil mi? Unutmayalım bunu. Bu iki bilgiyi biraz sonra kullanacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi eğer Y eşittir 0 için teğet denklemi, A noktasının teğet denklemi sağlamalıdır diyoruz ve 1.30'u yazabiliriz. Nasıl yazılır arkadaşlar burada? Burada az önceki Y0 ifadesini şu denklemde yerine yazacağım. Şuraya arkadaşlar Y0 karşımıza şu görmüş olduğunuz denklemde Y yerine 0 yazarak elde ettiğimiz denklem bu olacak arkadaşlar. Doğru mu? Şimdi bu denklemde içler dışlar çarpımı yaparak yani daha doğrusu sağa solu götürerek karşımıza şöyle bir denklem çıkacak arkadaşlar. Bu işlemde yani matematiksel işlem yapacaksınız. Ve dikkat ederseniz 1.31 eşitliğinden A noktasının koordinatı bu durumda şurada görmüş olduğumuz değer çıkacak. Burası X noktası A noktasının zaten Y noktasının 0 olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Değil mi? Şimdi gelelim x eşittir 0 için teğet noktasına bakalım. Yani B noktasına bakalım sevgili arkadaşlar. Aynı işlemleri B noktası için yapalım arkadaşlar bu durumda. Bu sefer ne yapacağız? Şu dönmüş olduğunuz denklemde x yerine 0 yazacağız. Doğru mu arkadaşlar? Peki bu işlem yapıldığında ve toparladığımızda
Karşımıza ne çıkacak sevgili arkadaşlar? Bakın bu sefer de karşımıza bu denklem çıkacak. Tamam mı? Şimdi gerek 1.31 gerek 1.33 denklem olsun ve buradan elde ettiğimiz şu denklem olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir diferansiyel denklem olamaz. Niye olamaz? Çünkü genel bir çözüm değil. Burada x yıldız ve y yıldız var. X yıldız ve y yıldız P noktasının koordinatlarıdır ve bir sayıya tekabül etmektedir. O halde aradığımız denklem bu olamaz. Ne yapmamız gerekiyor? X yıldız ve y yıldızı y, x veya türevler cinsinden yazacağız. Genel bir çözüm elde edeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi o halde 1.34 ifadesinde problemde hedefilen diferansiyel denklemdir. Fakat bu diferansiyel denklemi sağlayan ilkeller problemdeki şartı sağlayan eğri açısının denklemini verir. Şu halde yukarıda bulunan diferansiyel denklemin çözümü bulunmalıdır. Şimdi arkadaşlar bakın bu denklemi az önce bulmuştuk. Y üst yerine dy bölü dx yazıyorum. Karşım arkadaşlar 1.35 çıkıyor. Hala aradığımız denklem bu mu? Değil. Niye? Çünkü burada y yıldız ve x yıldız var. O halde arkadaşlar bundan kurtulmak için 1.35 ifadesinin iki tarafının integralini alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Ve karşıma bu denklem çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilkel var mı? İlkel. Bakın ilkel neden? İşinde c var. Gördünüz mü? C ifadesi var. Dolayısıyla aradığımız denklemi bulmuş olduk. Y çarpı x eşittir c. Bunun diğer adı nedir? Hiperbol denklemidir sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar 6. örnek olarak da kitabınızda doğal akım devrelerinin analizinde kullanılan diferansiyel denklemi verdim. Bir soru üzerinden bunu açıklamaya çalışmışım. Şekil 1.3'te verilen devrede A anahtarı T0 anında kapatılmaktadır. A şıkkı T sonsuz için BC uşağısı gerilimi değerini bulunuz. B şıkkı herhangi bir T anda BC uşağındaki gerilimi değerini bulunuz. Dolayısıyla arkadaşlar elinizde bir ososkop varsa ososkopun artı ucunu B'ye eksi ucunu C'ye bağlarsanız ososkoptaki görüntü nedir sorusu soruluyor. Akım görüntüsü gerilim görüntüsü ne olduğu soruluyor. Fakat burada A şıkkında sonsuz bir süre geçtiği zaman diyor. Diğerinde herhangi bir T anında. Biliyorsunuz arkadaşlar EDT dersinden biliyorsunuz ya da öğreneceksiniz. Bobinler doğal akım devrelerinde T sonsuz süresi geçtikten sonra sonsuz da nedir arkadaşlar? Zaman sabitin 3 ila 5 katıdır. 3 ila 5 tau diye geçer. Tau dediğimiz nedir? L bölü R'dir arkadaşlar. Bu konuya daha detaylı girmeyeceğim. Ama mantık olarak şunu bilmeniz gerekiyor. Doğal akım devrelerinde T sonsuz süresi geçtikten sonra bobinler kısa devre olur. Dolayısıyla arkadaşlar L2 ve L1 bobinli kısa devre yapıp bu denklemi çözmek çok kolaydır. Burada bir sıkıntı yok. Dolayısıyla A şıkkındaki problemi çözmek için diferansiyel denklem bilginize ihtiyaç yok. Bakın A şıkkında ben size EDT bilginizi kullanarak bunları çözmüşüm. Çok basit. O lise bilgisi mantığıyla hatta ortaokul bilgisi mantığıyla A şıkkının çözümünü bulabilirsiniz arkadaşlar. Fakat B şıkkı herhangi bir T anında diye sorduğu için bu durumda L1 ve L2 kısa devre değildir. Çünkü sonsuz süre geçmemiştir. Bu durumda arkadaşlar karşımıza bobinin tanım bağıntısı çıkar. Biliyorsunuz bobinin tanım bağıntısı içinden geçen akımın zamana göre türevinin bobinin L değerine çarpımı ile ilgilidir. Gerilim değeri. L1'in bu açıdan gerilimi L1 çarpı DI1 bölü DT'dir. L2'nin gerilimi de L2 çarpı DI2 bölü DT'dir. Şu halde arkadaşlar burada iki tane bilinmeyen var biliyorsunuz. Hatta 3 tane bilinmeyen var. Bir de I akımı var. O halde 3 bilinmeyeni bulmak için 3 tane denkleme ihtiyacınız var. Buradaki 3 denklemde arkadaşlar 2 tane bağımsız göz var burada biliyorsunuz. Bir soldaki bağımsız bir sağdaki bağımsız göz. Bir de şuradaki nokta yani şu nokta arkadaşlar. Şu noktaya keşof gelin yasası uygulayarak sevgili arkadaşlar. Şuraya sevgili arkadaşlar Kirchhoff akım yasası uygulayarak yanlış söyledim. Şu çevreye de Kirchhoff gerilim yasası uygulayarak aynı şekilde bu çevreye Kirchhoff gerilim yasası olarak uygulayarak elde ettiğiniz 3 tane denklem var. Bu 3 denklem 3 bilinmenin yeterli midir? Yeterli. Şimdi arkadaşlar bakalım B şıkkında bu 3 denklemi ben nasıl oluşturmuşum? Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane denklem var. İçinde D2'nin türevi var. İçinde D1'in türevi var. Ve bu görmüş olduğunuz türevsiz denklem. Zaten bu bir denklem takımı mıdır? Bakın I1, I2, I3 3 tane akım var. I var, I1 var, I2 var.
3 tane akım olduğu için bu bir denklem takımıdır arkadaşlar. Peki denklem takım içinde türev var mı? Bakın D2 bölü DT, D1 bölü DT türev var sevgili arkadaşlar. Bu durumda bu denklem takımın 3. türev olmamasına rağmen bu denklem takımının adı diferansiyel denklem sistemidir. Şimdi arkadaşlar sizde burada bilinmeyen ne var? İ1, İ2, İ var değil mi? Peki İ2'yi buradan nasıl çekeceksiniz? İ1'i buradan nasıl çekeceksiniz? Çünkü o artık bu lisede bildiğiniz, ortaokulda bildiğiniz bilinmeyenler değil. Çünkü bilinmeyen türevin içinde. Bu durumda İ2'yi bulmak için bakın İ2 dışarıda var ama bir de türevin içinde var değil mi? İ1 dışarıda var bir de türevin içinde var. O halde buradaki İ1 ve İ2'yi dışarı çıkartmak için diferansiyel denklem sistemini çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte bu problem bu ders anlaşılmadan kesinlikle çözülemez. Ve siz bu problemi çözemediğiniz sürece buradaki bobinlerden geçen akımları bulamayacağınız için bobini satın almaya gidemezsiniz. Çünkü arkadaşlar siz bobini satın almaya gittiğiniz zaman adam size bobinden geçen akımı isteyecek değil mi? Siz bu akım denklemini elde etmemişseniz akımın değerini asla bulamazsınız. Bu devreyi pratik hayatta gerçekleştiremezsiniz. Dolayısıyla mühendislik problemine dönüşüyor olay. Siz B şıkkındaki bu diferansiyel denklem sistemini çözemeden bu devredeki L'leri satın almaya gidemezsiniz. Dolayısıyla siz meslek olarak diferansiyel denklemler dersin içeriğini çok iyi bilmek zorundasınız. Aksi halde devre tasarım yapamazsınız sevgili arkadaşlar. Bunu asla unutmayalım. Arkadaşlar 7 gruba ayırmıştım biliyorsunuz. Son gruba gelelim. Durum denklemlerinde kullanılır bunlar. Diferansiyel denklemler. Şimdi örnek olarak arkadaşlar ben size bir paralel RLC devresi vermişim. İlk koşullarını sağda vermişim. RLC elemanların değerlerini vermişim. Akım kaynağının değerini vermişim. Doğal akım kaynağı 2 amper arkadaşlar. Zaman geçmesine rağmen akım değeri değişmiyor. Şimdi arkadaşlar ben bu devreden geçen akımları mesela dediğim gibi dirençten geçen akım dedim. Bobinden geçen akım dedim. Kapasiteden geçen akım dedim. Bunların uçlarındaki bağladığımızda gerilim ölçmek istediğim zaman gelin değerli nedir bulmak istiyorsak arkadaşlar bu devrenin matematiksel modelini kurmamız gerekiyor. Bu devrenin matematiksel modelinin kurulması için arkadaşlar ben buradaki diferansiyel denklemleri üretmişim ve bir durum denklemi elde etmişim çocuklar. İşte matematiksel olarak bu denklem sevgili arkadaşlar eşittir bu devreye. Dolayısıyla arkadaşlar bu devreyi çözmek demek çocuklar bu devreyi çözmek demek bu diferansiyel denklem sistemidir. Diğer adı da durum denklemidir. İkisi aynı şey arkadaşlar. Bakın iki tane diferansiyel denklem var burada gördüğünüz gibi. Şu, bu ve bu. Bunun elde edilişini anlatmadım arkadaşlar. Bu ilerleyen bölümlerde anlatacağım size bunu. Bu devreden arkadaşlar keşif akım ve gelin yasasını kullanarak ve daha sonra anlatacağım bilgileri kullanarak iki tane diferansiyel denklem elde ettim. Bunun adı diferansiyel denklem sistemidir. Bu da matrisel formda yazdım arkadaşlar. Diferansiyel denklem sisteminin matrisel formda yazılmasında elde edilen denkleme de durum denklemi denir sevgili arkadaşlar. Bu durum denklemi ile bu devre aynıdır. Dolayısıyla bu devreyi çözmek isteyen bir insan, bir mühendis, bir elektrik elektronik mühendisi ya da makine mühendisi ise buradaki V'ler, İ'ler onlar da başka parametrelerle karşı gelir. Çünkü durum denklemleri endüstri mühendisliğinde, metodoloji mühendisliğinde ve makine mühendisliğinde vardır. İnşaat mühendisliğinde de vardır. Dolayısıyla buradaki VC ve İ'li yerine siz başka parametreler koyabilirsiniz. Sonuç olarak durum denklemi bu devrenin matematiksel modelidir. Siz bu durum denklemini çözmek istiyorsanız bu matematiksel modeli çözmek zorundasınız. Dolayısıyla arkadaşlar bunu çözümlerde ben size detaylı olarak anlatacağım. O halde 7. grup olarak da böyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. O halde 7 tane ayrı örneği ben size vermiş oldum. 1. haftanın son videosunda görüşmek üzere arkadaşlar.